Noob Portal ekranlarındasınız. Aksiyonun dibine vuracağımız yeni bir oyunla daha karşınızdayım. Rise, Son of Rome oynuyoruz. Şimdi bu oyun hakkında bilmeniz gereken bazı şeyler var. Hem oyunun ilk başta böyle bir yarım saatini falan beraber oynayacağız. Hem de ben oyunu daha önce bitirmiştim. Yeniden yıllar sonra aklıma geldi. Bir daha oyunun başına geçtim. Hem de bildiklerimi size anlatacağım. Hem düşüncelerimi hem de oyun hakkındaki temel bilgilere sahip olacaksınız bu videoda. Şimdi öncelikle Rise Son of Rome'dan ne beklemeliyiz? Ne ummalıyız? Bu oyun mükemmel, hani inanılmaz derecede güzel olan bir oyun değil. Yani böyle zaten oyunun puanlarına da baktığınız zaman çok düşük. Ama bence neden bu kadar düşük olduğunu anlamadığım bir oyun. Yani aksiyonun harbiden dibine vurduğunuz oyunlardan bir tanesi. Tamamen böyle beyninizi falan kullanmadan direkt böyle çatır çutur adamları kesebileceğiniz. Hani genelde oyunlar şeydir ya, günümüzde artık oyunların çoğu işte açık dünyadır, ne bileyim bulmacalar vardır, cart curt vardır. İşte bir şekilde sürekli oyunun içinde olmanızı ister ve oyuna çok fazla hem beyninizi hem de vaktinizi ayırmanızı ister. Bu oyun sizden bunu istemiyor. Bu oyun diyor ki, aga sen aksiyon mu yapmak istiyorsun? O zaman diyor sana 100 tane adam yolluyorum. Git bunları çatır çutur kes böyle. Hem böyle bütün sinirini, stresini at hem de böyle keyifli vakit geçir. Bu oyun sizden bunu istiyor. Elbette ki gameplay'ini beğenirseniz gerçekten çok başarılı bir oyun olduğunu, hani puanlarına ve incelemelerine göre gerçekten çok keyif aldığınız bir oyun olduğunu söyleyebilirim, ama gameplay'ini beğenmezseniz oyunun zaten hikayesi, senaryosu, diyalogları falan ve genel olarak böyle şeyi çöp olduğu için gameplay'ini de eğer beğenmezseniz sizin için çok değerli bir oyun olmayacaktır. En baştan bunu söylemem lazım. Oyunun bir hikaye modu bulunuyor, bir de multiplayer kısmı bulunuyor. Multiplayer kısmına hiç girmedim, bilmiyorum, ama hikaye modunu bir defa bitirmiştim. Çok uzun bir hikayesi yok, 6-7 saatte sanırım. Yani tabii oynayışınıza göre değişir, bitiyor. Ama hikaye modu yani tamamen sizi tatmin edecek düzeyde olduğunu söylemem lazım. Hani müthiş hikaye ya da müthiş bir senaryo olduğunu söyleyemeyeceğim, ama sizi tatmin edecek, açlığınızı dindirecek bir oyun olduğunu söylemem lazım. Şimdi öncelikle şunu söylemem lazım. Benim gladyatör oyunlarına feci bir açlığım var. Yani her türden oyun çıkıyor. Ne bileyim korsan temalı iyi oyunlar çıkıyor. İşte ne bileyim Vahşi Batı temalı böyle kovboylar falan iyi oyunlar çıkıyor. Yani her türden oyun çıkıyor, ama şu gladyatör temalı iyi bir oyun nedense bilmiyorum yapmıyorlar. Hiçbir şekilde popüler hale gelmiyor. İnşallah bu tür bir gün popüler hale gelir ve bol bol iyi oyunlar gerçekten görebiliriz. Gladyatör temalı oynadığım herhalde benim gibi bu temaya açsanız sizde PSP'de oynadığım bir Gladiator Begins vardı. Gerçekten oynadığım en iyi Gladiator temalı oyun olduğunu o söyleyebilirim. Beni böyle saatlerce doyurmuştu. Bu da onlardan bir tanesi. Ama tabii dediğim gibi ne beklediğinize bağlı. Şimdi öncelikle grafikleri oyunun hiç fena değil. Burada hem tutorial kısmını gösteriyor hem de artık oyuna ilk bakışı beraber yapmış oluyoruz. İşte şu şekilde space ile rakibinizin saldırısına karşı atak verebiliyorsunuz. Mouse'unuzun sağ tıkıyla rakibinizi ittiriyorsunuz ve onun kalkanını düşürüyorsunuz. Aynı şekilde mouse'unuzun sol tıkıyla da artık kılıcınızla vurmaya başlıyorsunuz. Belli bir noktaya geldiği zaman gördüğünüz gibi rakibin üzerinde bir kuru kafa çıktı. Birazdan onu da bahsedeceğim, ama ondan önce sizden bir takım şeyler seçmenizi istiyor. Ben buradan canı seçiyorum. Bu seçtiğimiz can ne işe yarıyor diye soracak olursanız, mouse'unuzun topuyla bu arada yukarı aşağı hareket ettirerek seçebiliyorsunuz. Aynı GTA'da silah değiştirir gibi. Bu seçtiğiniz can veya işte XP ya da artık neyse, ileride farklı farklı şeyler de açılıyor. Rakibinize şu anda gördüğünüz gibi o beyaz kırmızı bir şekilde yanıp sönmeye başladı. Yaptığınız fatality de size kazandırılan şey. Mesela canı seçerseniz rakibinize çok güzel bir combo ile öldürürseniz ve şekilli şüküllü canınız doluyor. Canınız da zaten sol üstte şu an görüyorsunuz. Şimdi execute yapacağız rakibi. Koyduk abi. Bak, sarı yandığı zaman mouse'unuzun sağ tıkına basın diyor. Mavi yandığı zaman da mouse'unuzun sol tıkına basın isteyecek. Şu anda da mesela mavi yandı rakibin etrafı. Gördüğünüz gibi mouse'umuzun sol tıkına basmamız gerekiyor ki tam anlamıyla güzel bir combo ve şekilli bir ölüm yaşatalım. Yani gerçekten öldürme animasyonları, ileride farklı farklı animasyonlar da açılıyor, ama yaptığınız ikili üçlü kombolarla birlikte çok şekilli bir şekilde rakiplerinizi öldürebiliyorsunuz. Şu anda gameplay'i artık göstermeye başlayalım. Bakın yandı. Sarıyı bastım, sağ tık. Maviyi bastım, sol tık. Ne çıktı? Mavi, sol tık. Yani zor değil ama gerçekten keyif veriyor ya. Bence böyle oyunlar da olmalı abi. Her oyun böyle tamam zor, challenge, bilmem ne falan olmamalı. Şu anda mesela yapamadım. Tam kırmızı yandığı zaman denemiştim. Şöyle bir heveslensin arkadaş. Vur bakayım sen bana. Gel. Barbar. Şöyle karşıladık. Bir tane koyduk. Kalkanı, kılıcı. Bir tane daha kalkan. Bir kılıç daha. Şöyle bir kombolu
Öldürelim artık. Aa, elemana bak. Sapladım abi. Aa, hadi işine bak. Güzel. Şimdi buradan farklı değiştirebiliyorsunuz mesela. Kanka sen hayırdır lan? Ha? Hayırdır oğlum? Hayırdır? Gerçekten iyi olduğunun bence şu anda siz de farkına varıyorsunuzdur. Bu mekanikler iyi abi. Tamamen adam kesmeye yönelik. Oyunun zaten şu anda başlangıcı. Ve başlangıcında böyle mekaniklere girmemiz gerçekten muazzam. Çok iyi bir tutorial olduğunu söylemem lazım. Bu arada tabii oyunun arka planda işleyen bir hikayesi de var. Bu barbarlar Roma İmparatorluğu'na saldırıyor ve Sezar'ı öldürmek istiyorlar. Biz de generallerden bir tanesiyiz ve Sezar'ı korumaya çalışıyoruz. Oyun aynı zamanda sadece böyle... Ah! İstediğimi yapamadım bir an. Sadece böyle... Ne oldu be? Kim vurdu bana anlamadım. Sadece böyle hani bu şekilde sırf aksiyon değil de... neden öldüm bu arada hiç anlamadım ya. Canımız bu arada sağ alttaydı sanırım. Şey sol altta. Özür dilerim. Niye buradan başlattın ki kanka? Gerçi burada öleceğimiz adam hiç tahmin edemedi. Bu arada normal zorlukta oynuyoruz sanırım. Herhalde öyle açmış olmam lazım. Biraz çabuk öldük ama... Biz candan devam edelim abi. Yeniden buraları bir geçeceğiz artık. Hadi oğlum gelin. Şimdi biraz konuşurken genelde oyun oynayamayan biriyim. Bu da herhalde YouTube'da video çeken kişilerin olmaması gereken özelliklerden bir tanesi. O yüzden şuralara bir ciddi geçersem şu elemanlara en azından. Hadi işine bak. Hadi oğlum. Of, kolu fena koptu bu arada. Hayırdır lan sana? Bu şekilde... Üff, yalnız çok güzeldi ya. Mesela birkaç kişiyi hazırlayarak... Mesela şunu hazırladım şu anda. Şu elemanı da hazırlamaya çalışayım. Sen bir dur bakayım. Şimdi iki kişiyi hazırladım. Gelin bakayım bana. Şşş, gelsene. Ah. Gel buraya. Yapamadım ya. Tabi ileride daha fazla... Ah. Heh. Mesela iki kişiyi hazırladım şu anda. Böyle gayet şekilli böyle toplu ölümler yapabiliyorsunuz. Gayet güzel combo abi. Sadece böyle aksiyon değil, aynı zamanda bir general olduğunuz için birliğinizi de yönetebileceğiniz oyun, aynı zamanda strateji elementlerini de böyle beraberinde, hani çok fazla büyük stratejiler değil ama ufak tefek şeyleri de kullanabileceğiniz bir yapı sunuyor size. Of, yalnız buralar çok karıştı. Şöyle bir kendimi sağlama bir alayım. Abi yalnız çok güzel ya. Kan efektleri, kılıcın girmesi falan. Bu arada 2013 yılında çıkmış bir oyun. Hani yeni bir oyun değil. Onu da biraz göz önünde bulundurun. Grafikleri ve oynanışı yorumlarken. Bence dönemine göre çok gayet güzel. Hadi bakayım. Bu şekilde tamamen böyle kafanızı dağıtıp... A bastım. Şuna da bir tane koyalım. Hadi işinize bakın. Bizim ekibin yanına gitmem lazım hızlıca. Of, yalnız. Hayda. Oyun az grafik istiyor diyemeyeceğim, pardon, az sistem istiyor diyemeyeceğim. Yani düşük kalibredeki bilgisayarlarda ne gibi bir şey olur onu bilemiyorum. Ama optimizasyon konusunda biraz sıkıntılı olduğunu söylemem lazım.
Yalnız var ya. Abi görüyorsunuz bak ne kadar fazla animasyon var. İleride farklı farklı animasyonlar da açtırabiliyorsunuz. Üçlü yapabiliyorsunuz. Şimdi bahsettiğim strateji noktalarından bir tanesine geldik. Benim okçularıma ateş etmelerini R tuşuna basarak emir verebiliyorum. Tabi bu ileride okçuları konumlandırma gibi şeyler de size veriyor. İşte okçular şurada dursun falan ve siz istediğiniz bölgeye istediğiniz anda ateş ettirerek savaşı kazanmaya çalışıyorsunuz. Yani ufak bir strateji de diyebilirim. Komuta ediyorsunuz askerlerinize. Bu da oyuna çeşitlilik kattığını söylemem lazım. Ama oyunun genel yapısı en başından sonuna kadar tamamen bu şekilde. Az önce gördüğünüz sistem neyse oyunun sonuna kadar bu sistemde işliyor. Tabii ki farklı geliştirmeler, upgrade'ler, yeni şeyler açılabiliyor ama sistemin temeli bu olduğu için bundan da çok fazla koptuğunu söyleyemem. Yani şu gördüğünüzden eğer tatmin olduysanız ve oyunun sonuna kadar bununla aynı zamanda geliştirerek de devam etmek istediğiniz zaman bu arada formal line işte o formal kısmını gösteriyor bize. Askerlerimizi koyduk oraya. Şimdi şu şekilde elemanlara saplayacağız. Buraya bir ateş. Okçular buraya bir kırılasın. Şunu yıkabilirsek güzel olacak. Şunu patlatmak istiyorum. Şunu da patlatacağım. Gelmesinler. Okçular yağdırdı bir yandan. Tamamen alev oldu abi buralar. Sallan elemanları bak. Şunu patlatmam lazım. Ok ateşi daha istiyorum buraya. Geldi. Şurada bu arada okçular var. Şunu eğer patlatabilirsek buraya bir ateş istiyorum. Çok güzel. Yine geldiler lan. Hadi işinize bakın. Aa patlamadı. Bir daha. Şurayı da patlatayım. Buraya da çıktılar. Bir tane daha oğlum. Çok güzel. Bu arada upgrade menüsünü hemen göstermek istiyorum. Burada skill upgrade'ler var. Multiplayer gladiator diyor sanırım bu multiplayer bölüm için. Mesela execution'da böyle farklı farklı single execution'lar, double execution'lar açabiliyorsunuz. Bu açtırmaları da şu yukarıda gördüğünüz XP ile yapabiliyorsunuz. Mesela Valor ile satın almak istiyorum. Yeni bir execution açtım. Bu execution'larda hani E tuşuna basarak rakibinizi şekilli şükürlü öldürmeler var ya onlar şeyiyle oluyor. Health, Focus, XP, Damage, Backpacking, World Coop. Bu Health mesela işte rakibinizi öldürürken can veriyor sanırım. O execution'lar açmanızı sağlıyor. Focus'ta farklı execution'lar var. Eğer bu benim anladığım sistemse. Çünkü ben oyunu 2016 yılında bir oynamıştım. Ve çok beğenmiştim. Sonradan çok şaşırmıştım hatta yorumlarını görünce. Yeniden aklıma geldi. Ulan nasıl bir oyundu diye bakayım dedim. Ve oyuna girdiğimde hakikaten hala da hiç oynamamış. Yani ben oynadığım için bana biraz artık bunları çözmüş biri olarak geldi. Ama hiç oynamamış biri için gayet böyle oynanabilir makul bir oyun olacak. Bunların hepsini şu anda herhalde açtırabiliyoruz ya. Ben bayağı param var benim. Daha önce de oynadığım için sanırım onunla da alakalı olabilir. Dediğim gibi buradan execution'lar açarak şey yapabiliyorsunuz. Bu arada şuradaki XP değil de şu puanla açılıyormuş. Ben yanlış söyledim az önce. Yeni öldürme şekilleri de kendiniz kurabiliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Bu da sanırım Sezar olmalı. Evet, burada fight devam ediyor. Hemen şunları temizlememiz lazım. Buradan XP'yi alarak diyor, şey yapabilirsin diyor. Daha rahat XP kazabilir adam öldürdükçe. Of.
Burada cam barımız o sol üstteki kırmızı. Onu ben karıştırdım sanırım az önce. Gelin bakayım şimdi. Hadi bakayım. Barbarlara ölüm abi. Gel buraya. Üçlü yapmaya çalışalım bakalım yapabilecek miyiz? Abi tam bir savaşçıyım ya. Kimsiniz lan? Ben generalim anasını satayım. Barbarlar. Şöyle bir ikili gelir mi? Kol kopması. Çok güzel ya. Hakikaten güzel yani. Ben seviyorum abi böyle. Ne yapmak istediğini bilen oyunları seviyorum. Her şeyden biraz koyalım böyle bilmem ne. Herkes bizi oynasın tarzı değil abi. Bu oyunun amacı bu. O ruhu sana yansıtmak ve tamamen stresini atmanı istiyor. Ve bunu yapıyor abi. Ben böyle oyunların hastasıyım. Her zaman saygım vardır. O yüzden de beğenirim. Şöyle bir ikili gelsin. Kolunu koparttık abi. Kelleyi uçurduk mu? Ah uçuramadık. Güzel. Uf, çok iyi fatality'ydi ya. Bu arada şunu cana alalım. Bu şekilde kendiniz şey yaparak. Hadi Sezar hadi. Sezar hadi abicim hadi şişko. Şişko hadi şişko. Hayda. Romalı'yı yakacaksın sen ha. Hadi gel bakayım yak. Hadi gel abicim. Uf, yalnız bizim elemanları yaktı. Harbiden Romalı yaktı adam ama beni yakamazsın abi. Of bu arada L shift'e basıyor ama canım çok azaldı. Abi ölmemem lazım. Karizmayı çizdiririm. Gel buraya. Uf. Abi harbi ne iyi geldi ya. Elemanın aklını aldık. Canımızı fullledik gördüğünüz gibi. Health seçeneğini seçtiğim için. Aç dayıcım kapıyı. Aç. Aksiyon istiyoruz. Biz ara sahne istemiyoruz. Bu arada ara sahneler üzerine ufak bir yorum yapmak istiyorum. Ara sahneler bence kalitesiz. Yani özellikle diyaloglar ve hikayenin akış şekli oyunun böyle bir acelesi varmış gibi hissettiriyor bana. Özellikle birazdan hani spoiler olmasın diye bazı noktaları ara sahnede göstermeyeceğim. Sadece aksiyonu ve oynanışı göstermek istiyorum ama bazı noktalarda hikaye çok daha güzel bir şekilde işlenebilecekken oyunu sanki böyle hemen apar topar verelim hemen tekrar oynanışa geçirelim hani insanlar sıkılmasın gibisinden düşünerekten mi artık bilmiyorum ama ara sahneleri böyle çok hızlı bir şekilde geçirmeye çalışmışlar. O da biraz can sıkıcı oldu böyle oyunu sizin hani oyunun hikayesine çekilmiyorsunuz ama oynanış az önce gördüğünüz gibi her zaman sizi tatmin edecek bir noktada olduğu için sırf oynanış için devam ediyorsunuz. O yüzden ben de şimdi ara sahneye geçtim çok uğraşamam. İleride tabi farklı şeyler de ekleniyor. Örneğin mesela işte mızrak fırlatmak gibi yanınıza belli bir miktar cephanede mızrak alıyorsunuz. Hem kılıcınızla kombolar yaparken bir yandan mızrağınızı da kullanarak daha şekilli şüküllü rakipleri öldürebiliyorsunuz. Öyle şeyler de ekleniyor. Üf, gayet güzel. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Yalvarıyor bana.
Abi seviyorum ya böyle şeyleri. Harbiden seviyorum. Bu arada damage boost'u aldığımız için çatır çutur adamları kesiyoruz. Yani o da şuradan alınıyor. Bir dakika. Şuradan. Tabii ki farklı boost'lar da olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da ilerledikçe açılıyor. Hikayeyi çok göstermedim. Hemen ara sahneye hızlıca geçtim. Abi Roma sokaklarını basmışlar ya. Of yalnız. Koluna elveda de. Bacağına da elveda de. Üf, abi böyle bir öldürme şekli yok. Önce kol sonra bacak. İkili yapacağım size. Grup yapacağım. Gelin buraya. Aa diğeri kaçtı. Uf, kafasını direkt patlattım abi tek darbeyle. Listen, they mean to kill us, Marius. We must get to the Senate House to save my people. Aha, Şişko geldi. Şişko! Gel buraya. You and me, ha? Hadi gel bakayım. Gel. Şişko, ne oldu? Dengeli mi şaşırdın? Hadi işine bak. İşine, hadi bakayım. Ulan şunu böyle güzelce bir öldürmemiz yok mu ya? Uff! Çok iyiydi ya. Gayet güzel. Açın lan kapıyı. Yani dediğim gibi ne saçma sapan oyunların böyle enteresan puanlar aldığı bir puanlama sistemimiz var. Ama bu oyun nedense çok değeri bilinmeyen, zamanında da ilk çıktığı dönemde de çok eleştirilmiş bir oyun olduğu için sanırım onun gazıyla herkes biraz kötü gözle bakıyor. Ama bence gayet oynanabilecek iyi bir alternatif bu tarz ve bu oynanışı sevenler için iyi bir alternatif noktasında. Gayet de net bir şekilde oynayabilirsiniz. En azından onu söyleyebilirim. Bu videoda da ondan bahsetmek istedim. Geldim. Yani grafikler gördüğünüz gibi hiç sırıtmıyor. Hiç fena değil. Gayet oyun için bence yeterli. Yani daha da iyisi olabilirdi ama çok da olmasına da gerek yok. Bu zaten yeterli. Abi şöyle bir ikili. Of. 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 Çok güzel. Ah. Hani illa böyle de öldürmek zorunda değilsiniz bu arada. Hani eğer E tuşuna basmazsanız, bu komboya sokmazsanız hemen çatır çutur normal oyunlarda birilerini öldürdüğünüz gibi öldürebiliyorsunuz. Ama oyunun esprisi, olayı zaten tamamen bu olay olduğu için bunu yapmadıktan sonra çok yavan bir oyun olarak gelebilir size. Kim lan bana koşarak geliyor? Of. Evet, Rise Son of Rome'u sizlere göstermek istedim. Benim kanalımı takip edenler en azından böyle bir oyun olduğunu bilsinler. Eğer hiç haberleri yoksa, oynamak isteyen, beğenen varsa da oynasın diye böyle sizlere de ilk bir 30 dakika, ilk 25 dakika falan olarak oynanış olarak göstermek istedim. Eğer oyun hoşunuza gittiyse ve daha önce böyle bir oyunu duymadı veya bu oyun hakkında fikriniz yoktu ise, bu videoda oldu ise bana bir beğeni bırakabilirseniz benim için çok yeterli olacaktır. Aynı zamanda daha fazla oyun videoları sürekli kanalıma gelmeye devam ediyor. Onları da takipte kalmak hem de bana birazcık hem destek olmak hem de motive etmek amacıyla abone olursanız çok memnun olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Noob Brutal ekranlarında kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.